Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2023-2024 akademik yıl açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye'nin bekası ve halkın refahı için 85 milyonun birlik olması gerektiğini vurguladı. ADÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 2023-2024 akademik yıl açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti 28. dönem Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Aydın Valisi Yakup Can Bolat, AK Parti MKYK üyesi Umut Tuncer, Aydın İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, ADÜ Rektörü Profesör Doktor Bülent Kent ile ADÜ Akademi Kadrosu, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ile diğer siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yöresel halk oyunları gösterisi düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ADÜ Rektörü Profesör Doktor Bülent Kent, göreve geldiği günden bu yana Aydın'da ve Ankara'da sanayi, ticaret ile meslek odalarının yanında olduklarını vurguladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 30 yılı aşkın köklü geçmişi ve güçlü altyapısıyla eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, girişimcilik, toplumsal ve kurumsal gelişme gibi temel faaliyet alanlarında önemli bir rol üstlenmektedir. Daha sonra söz alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti 28. dönem Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye'nin söz dinleyen değil, sözü dinlenen ülke olma yolunda büyük adımlarla ilerlediğini vurgulayarak yüzyıldır verilen milli mücadelelerden söz etti. Bilemezlerine yerlere girildi, ulaşılamazlarına yerlere ulaşıldı ve şu anda mücadele sürüyor. En başta söylediğim gibi en son terörist etrafa getirince kadar mücadele devam edecek. Nereye kadar gideceksiniz? Terörist neredeyse hedefimiz orası diyoruz. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Bizim burada yine üzerine önemli durmamız gereken iki husus var. Bir de söyledim. Yani PKK'nın YPG'den farkı yok. Böyle yabancılardan bazıları sanki YPG farklı gibi güzel bir şeyler söylüyorlar. Çok açık ve net bir şekilde kendilerinin göze içine baka baka diyoruz ki aklımıza gayret etmeyin. Aklımıza gayret etmeyin. Siz aptal olabilirsiniz, siz cahil olabilirsiniz, siz kör olabilirsiniz. Ama biz kör değiliz. Bizim boşluklarımız var, gördüklerimiz var, belgeler var, bilgiler var, dinlemeler var, kayıtlar var. Dolayısıyla hiçbir farkı yok. Ayrıca yurt içi olarak baktığımızda da biz her zaman söylediğimizi tekrarlıyoruz. Diyoruz ki Türkler, Kürtler, Araplar bir bütünüz. Biz tek yumruğuz, 85 milyonuz. Biz milli mücadeleyi beraber yaptık. Efendim Çanakkale'de beraberdik, 15 Temmuz'da beraberdik. Şu anda şehitlerimiz beraber yatıyor. Dolayısıyla aramızda fitne, fesat sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Biz birliğimizi, beraberimizi daim kılacağız ve tek yumruk, tek yürek olarak 85 milyon ülkemizin bekası için, refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz Allah'ın izniyle. Konuşmaların ardından ADÜ Rektörü Profesör Doktor Bülent Kent'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a hediye takvimini bulunmasıyla tören son buldu.